En önemlileri herhalde bu akıl hastanesine gönderilmem oldu. Toplam 10 ay kadar kaldım akıl hastanesinde. Akıl hastanesinde beni eski bir binanın içine koydular. Böyle kırık dökük, duvarlarında böyle delikler olan, yani yaklaşık 150 yıllık falan bir bina, çok çok eski bir binaydı. İçinde de 300'e yakın akıl hastası vardı. Bunlar şuuru tamamen kapalı, kimi tamamen kıyafeti olmayan, kimi üstünü başını yırtmış, kimi yerlerde bağırıp çağıran insanlardı. O dönemde 7 kişi öldürdü bu kişiler. Yani boynunu kırarak, çelik tepsilerle birbirlerine saldırarak, böyle bir vahşet ortamıydı aynı zamanda. Her gün bağırtı vardı, her gün çığlıklar, her gün krize giren hastalar. Böyle bir ortamdaydım. Böyle bir ortamda annem de benden bağlantı kurmak durumunda oluyordu. O hastaların içinden geçerek gelip gidiyordu. O akıl hastaları da annemin başörtüsünü çekiştiriyorlardı. Eline yüzüne ellerini sürüyorlardı. Tabii bu çok acayip bir görüm, yani bir korku filmi gibi bir şey. Fakat Allah sabrını verdi. Yani o ortamdan ben etkilenmedim. Tevekkülle karşıladım. Uzun sürede ayağımdan zincirli olarak, yatağa bağlı olarak tuttular. Bir ayağımdan zincirliydi ayağım. Hatta zincir kısaydı benim namaz kılmamı engelliyordu, zincirin kısalığı. Çünkü ayağım tam yere gelmiyordu. Bir ayağım havada kalıyordu, şu kadar falan havada kalıyordu. Ben zincire ilave bir zincir daha rica ettim. 50-60 santimlik bir zincir daha çok sonraları, yani ileriki günlerde, çok daha ileriki günlerde 60 santimlik falan bir zincir getirdiler. O ilave edilince benim için bir konfor olmuştu. Yani hem hareket alanımı genişletmişti, hem namaz kılmamı rahat hale getirmişti. Buna benzer garip uygulamalar oldu akıl hastanesinde.